Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Altıncı söz, Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah iştera minel mu'minin enfusahum ve envalehum bi enne lehumul cenneh. Sadakallahu alazim. Ne diyordu? Seviyemize indirir misin? İnne Allah iştera minel mu'minin enfusahum ve envalehum bi enne lehumul cenneh. Allah cennet mukabilinde nefislerinizi ve mallarınızı satın alıyor. Satın alır, tamam mı? Altıncı sözden ben bir cümle okuyacağım. Cümlenin açılımını yapmaya çalışacağız, gayret edeceğim. Dersimiz cismaniyetin bir parçası. Allah istifade ettirmeyi nasip etsin. Dersime çalışarak geldim. Sormak istediğinizi sorun. Diyeceksiniz kanki şeyi sorayım. İşte ey nefsi pür heves, şu misalin dürbiniyle hakikatin yüzüne bak, ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin halikindir. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise, bak, o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise, senin daire hayatın içindeki mamelikin ve o mamelikin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içinde mamelikin yani sahip olduğun, sahip senin, benim dediklerim var ya, ve onlar içinde göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batını hasselerindir. Bunu açacağız. Cümleyi ben bir de okuyorum. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki mamelikin, daire hayatın içindeki sahiplendiklerin, mülküm, benim ruhum, benim aklım, benim cismim, yani benim diye dediğin her şey. Ve o mamelikin içindeki cisim, ruh ve kalbin. Açacağım ben bunu. Cümleyi açacağım. Cümleyi ikinci kez okuyorum. Ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batını hasselerindir. Cümle bu kadar. Senin daire hayatın içindeki mamelikin. Mamelik elinde bulunan şeyler. Sahip olduğun şeyler. Yani ben içeri doğru giriyorum, benim gömleğim, ben diyen arkada, bu sahiplenilen, gir içeriye benim atletim, soğan kabuğu gibi içeriye giriyoruz, benim bedenim, benim bedenim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, benim ruhum diyen ruh değil. Ruha sahiplenen ben olan ben. İşte biz oyuz. Diğer her şey sahiplendiğin şeydir. Sana verilendir. Bu sana verilendir. Sen değilsin. Bu kimse der mi ki gömle benim. Bu ben olan benim. Hayır, bu benim gömleğim. Bana ait bir şey. Bu sana ait bir şey olduğu gibi ruh da sana ait bir şey. Ruh değilsin. Hani diyoruz ya, ruhum kaldırmıyor ya. Ruhuma çok ağır geldi. Benim ruhuma çok ağır geldi. Ruhumu rahatsız etti. Demiyor muyuz? Benim ruhuma derken, o ben olan bendir. O ben diyen ruh değil. Ruhun arkasında bir şey. Tamam. Bu neredeymiş? Daire hayatımızın içindeymiş bunlar. Bak ne diyor? Daire hayatın içindeki mamelikin, hayatınızın içinde neler varmış? Şunlar varmış. Cisim. Bak, daireye dikkat edin. Daire hayatımız içinde cisim var. Ruh var, kalbim var.
Bunların içinde de göz, dil, akıl, hayal var. Ya kardeşim bu cisim daire-i hayatımın içinde ise daire-i hayatım kimdir? Benim şöyle biliyorduk. Bedenimizin içinde hayatımız var biliyorduk değil mi? Öyle değil miydi şimdiye kadar? Değilmiş. Bedenimizin içinde hayat yok. Bedenimiz yani cismaniyetimiz daire-i hayatın içinde. Ben diyen memalik mi abi? Ben diyen o memaliklerin yok, malik oldukları. Ben diyen arkada. Malik'e sahip olan. Yani sahip olduğun şeyler. Şimdi bakın ilginç tarafı şu. Beni oluşturan... Bu komple. Memalik, malik. Evet. Ama orada şey, tamam o bilinen şey. Oradan çıktık. Şimdi daire hayat. Hayatınızın içinde neler var? Şöyle diyeyim. Poşeti açtınız. Poşette ne var? Ekmek aldın, şeker aldın, domates aldın, peynir aldın yani. Çarşıdan o çıkar. O var. Nerede bunlar? Poşetin içinde. Şimdi poşetten maksat daire hayatınızdır. Hayat. Hayatınızın içine bir bakalım ne var? Beden var. Ceset var. Akıl var içinde. İçinde. Ruh var. Göz, kulak var. Peki o poşet kim ya? Ceset de onun içinde. Anladın mı Atman? Bu çok ilginç. Karıştırdım sana bir. He? Rahat da karıştı şimdi. Tamam, tamamen karıştı. Tamam. Bir daha söyle. Poşetin içinde peynir var, domates var, ekmek var, zeytin var. Tamam mı? Açtık mı çubuk? Ama poşetin içinde bu. Poşetle domatesi karıştırma. Domates içinde, peynir içinde, poşet dışı. Tamam? Aynı bunun gibi daire hayatımız poşet. Koy içine. Cismaniyetinizi koyun. Bedeninizi de koyun içine. Aklınızı da koyun, ruhunuzu koyun, göz koyun, dil koyun, akıl koyun, hayal koyun. E peki bu kim ya bu? Ben zannediyordum ki bedenin için hayat var. Şimdi meğer beden hayatın içindeymiş. Onun izahını yapacağız şimdi. Şeyi anladık değil mi? Noktayı. Cisim bile daire hayatının içinde. Sarı ifade. Bak demek ki cismin bile daire hayatın içinde. Yani hayat cismin içinde değil. Hayat bunun içinde değil. Bu hayatın içinde. Ne, izah edecek. Zahirde buzun içinde su var. Zahirde buzun içinde su var değil mi? Hakikatta oysa buz suyun sıfatıdır. Hayır. Buz suyun sıfatıdır. Buhar suyun sıfatıdır. Islatmak suyun sıfatıdır. Kar suyun sıfatıdır. Doluz suyun sıfatıdır. Balık kokusu balığın sıfatıdır. Hiç kimse balık kokusunu ekmeğin içine koyup balık yiyemez. Yani biz eşyaya muhatap olduğumuz zaman şu dünyaya sıfatlarıyla muhatap oluyoruz. Cevher olarak olamıyoruz. Mahiyet. Evet. Yani hiçbir şey, dokunduğumuz her şey içinin dışa vuruşu. Yani suyun donuk buz olması. Yani biz buz diyoruz ama aslı sudur. O zaman buz nedir? Suyun sıfatıdır. Sudan kopuk düşünemezsiniz. Onu anlamak için şöyle düşünün. Buzdan suyu çekip çıkarın. Ne olur? Buz. He? Şey hiçbir şey kalmadı. O zaman buzdan suyu çıkartın. Çıkarttım, hiçbir şey kalmadı. Yok, hayır. Sudan buzu kaldırın. Yok, yok. Yok, su kalır. Yani bu sudan buzu çıkarın demek, su buza dönüşmemesi demek ama su duruyor. Ama buzdan suyu çıkarırsanız buz yok olur. O zaman ne için misal bu?
Hangisi ceber? Bir şey yok olunca kendisi yok oluyorsa o ceberdir. Bir şey yok edince aslı yok olmuyorsa o sıfattır. Buzu yok edince su kalır. Ama buzun içerisindeki suyu yok ederseniz o zaman buz da kalmaz. Ha, şimdi bu bedeni, beden dediğimiz şey, hayatı çıkarırsanız beden ölmez, beden yok olur. Çünkü taş, toprak, her şey hayattan yapılmış. Hayatın dışa vuruşu bunlar. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi yaratmaya. O karar iradedir. Yaratma planı ilimdir. Yaratma kudrettir. Yaratma malzemesi hayattır. Allah taşıyla, toprağıyla, arşı, kürsü, cennet, cehennemi hepsini hayattan yaratmış. Hayat, hayat. Onun için oralar canlı değil mi? Mesela cennette her şey canlı. Her şey onun için canlı. Yani taş da nasıl hayatta yapılmış? Hayatın en kesif tecellisi. Yani viraj gidiyor. Esme, sıfat, hay. Muhi esma tecelli ediyor. Nasıl arş-ı azamda? Hay. Lef-i mahfuzda? Hay. İnceleşiyor. Arşta hay, cennet cehennemde hay, kürste hay, 18 bin alem saymıyoruz, anlattık bir şeyleri. Lef-i mahfe ispat hay, 7 kat sema hay, dünya alem-i şehadet hay. Yani hepsi hayatın mertebesi. Dünyada da en kesif olan taş toprak, hayattan yapılmış. Nasıl anlarız? Buz gibi düşünün taş toprak. Buzu eritince suya dönüştüğü gibi. Maddeyi erittiğiniz zaman atom altı çıkıyor. Atom altı yani madde eşittir, taş eşittir. E eşittir mc karedir. Donmuş enerjidir. Yani suyu, buzu eritirseniz su olur. Suyu eritirseniz H2O olur. Enerji olur, esir olur, madde böyle gider. Yani taş dediğimiz şey artık tecellilerin en kesifi. Artık araba geldi, yol gözükmüyor. Niye? Keskin bir viraj var. İşte varlık süreci Allah'lık hakikatinin rububiyet olarak tecelli ediyor. Arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam ve her şey böyle tecelli etti. Dünya viraj geldi, geri dönüyor. Yani tecellinin geriye dönüş hareketidir mevt. Şimdi biraz daha misal verirsem daha iyi anlaşılır zannediyorum. O Nur-u Muhammed'i de çekirdek de yani o hay başlangıcı mı yoksa? Evet evet tabii. İlk önce bak sıfat hay. Esma muhi. Nur-u Muhammedi'yi oluşturdu. Yani mahluksuz mahluk, mekansız mekan, zamansız zaman, vasıfsız vasıf. Böyle bir şey. Nur-u Muhammedi. Ne mahluktur ne vaciptir. Daha iyi anlaşılır diye. Nura dönüşmüş ziya gibi. Güneşten ziya geliyor. Güneşten foton çıkar parça. Güneşten çıkan ışık değil. Foton diyoruz. Dindeki tabir ziya. O ışık değil. Isı değil, ışık değil. Hiçbir şey değil. Güneşten çıkıyor. Milyonlarca kilometre geçiyor. Çünkü 150 milyon kilometreden uzağız biz. Dünyanın atmosferi yaklaşık 100 kilometre falan. 100 kilometre. 1000'de, 2000'de. 150 milyon kilometre uzak. Milyonlarca metre kilometreden gelirken her taraf karanlıktır. Vahteşe leyle ve ahrece duhaha. Karanlıklar içinde nuru çıkarttım diyor Cenab-ı Hak. Güneşin çevresi her taraf esirden olduğundan güneşten çıkan foton yani ziya maddeye çarpmıyor. Atom değil. Esir olduğu için mevcun mekfufun. Dalgalı bir denizdir diyor hadiste. Esir. Şimdi geliyor o ziya, foton, dünyanın atmosferine çarpıyor. Atmosfer demek atom demektir. Madde demektir. O zaman pat içi dışarıya oluyor. O daha önce ışık olmayan ziya nura dönüşüyor. Daha önce
Ye, tuttuğun zaman tutsan misal, yesen içsen seni yakmaz. Atoma çarptığı zaman içinden ısı çıkıyor, ışık çıkıyor, ultraviyol ışınları çıkıyor. Her şey oradan çıkıyor. Maddeye çarptığı zaman. İşte madde hayattan yapılmış, onu anlatmaya çalışıyorum. Nura dönüşmüş ziya gibi, yani ziya içinden nur gözüktü. Başka örnek veriyorum. Oduna dönüşmüş güneş gibi. Odunu yakın, bir örten, bir aydınlatan, yani duman. Bir duman çıkıyor, bir de aydınlatan. İki tane zıt aynı yerde. Şu teknolojiye bakın, nasıl ilim ve teknoloji kullanmış. İki tane zıt aynı yerde ve kendisiyle hiç alakası olmayan kesif, katı, donuk, karanlıklı bir odun yapmak. Ama odunu yaktığın zaman çıkan duman ve nur latiftir. Her tarafta yayılır ama onu bir şey yapmış, odun yapmış. Odunun neresinde duman var? Altında, üstünde, sağında, solunda? Her yerinde. Her yerinde. Nuru neresinde? O da her yerinde. Her yerinde iki zıt şey. Ha, şimdi odun zannediyorsunuz. Aslında o duman ve nur değil midir? Ha, beden zannediyorsunuz, aslında hayattır. Odun zannediyorsunuz, aslında güneştir. Odun en kesif olmuş. Evet. Kudrete dönüşmüş kelam gibi. Kudrete dönüşmüş kelam gibi, kelama dönüşmüş kudret gibi. Yani mesela sesle çalışan cihazlar var. Seni görünce açılan kapılar var. Adeta dalga kudrettir, kudret dalgadır. Yani seni görünce açılıyor suret yani. Aslında bir mesafe de var, bir görüntü de var. Görüntünün belirli mesafede dalga. Dalga boyunca kapı sanki sen basmışsın gibi. Ha bastın, ha dalgan. Dalga, düğme, düğme dalga gibi. Yani kudret, kelama, kelam kudrete. Ey arz, suyunu yut. Ey sema, suyunu kes. Dediği zaman, dediği anda su kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. Aslında kudret, kelama, kelam kudrete dönüşüyor. Madde de öyle. Hayata, hayattan cisme, cisim maddeye. Aynı şeyin farklı şeyi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu beden denilen şey hayatın sıfatıdır. Bu suyun sıfatı olduğu gibi sabahtan beri onu anlatmaya çalışıyorum. Mustakil, yani bedenin içerisine hayat koyma. Beden hayatın dışa vuruşudur. Yani bu suyun nesi ise, bu suyun nesi ise cismaniyet, beden de hayatın osudur. Biraz da gideyim abi. Buza dönüşmüş su gibi, kışıra dönüşmüş lüp gibi, kelama dönüşmüş mana gibi, aleve, surete, renge, muayyenleşmeye dönüşmüş ısı gibi. Isı bakıyorsun, ooo ne kadar güzel. Ama elin götür yanarsın. Yani aleve, ısıya dönüşmüş suret gibi. Suret ama alev ya var ya, odunda yan yok. Ne güzel değil mi? Ama ısıdır. Nur gibi gözüküyor. Nura dönüşmüş ısı gibi. Aslı ısıdır. O ısının içinde suret gözüküyor. Dedim ben size, biraz böyle kafayı çalıştıracaksınız. Yani kafayı çalıştırmak zor bir şey değil. Bak da nereye kadar iniyor. Yani arkadaşlar, suyun buza dönüşmeye ihtiyacı yok. Dünya şartlarına göre buz olur, dolu olur, biraz sıcak olursa buharlaşır. Karadeniz'de, bu Kırıkan'da şey olur, kar olur. Ama biz biliyoruz ki o ağaçların tepesine takılan sudur. Kar nedir suyun? Sıfatıdır, sıfatı.
Yani kar öz değil, cevher değil, müstakil bir özelliği yok. Kara dönüşmüş su. Arizi bir hal. Arizi bir hal, farklı bir sıfat. Aslında her şey hayat. Şu gözüken her şey hayatın sıfatları. Eritirsen hayatın içine düşüyorsun. O zaman dünya ahiret öyle bir şey yok. Dün bugün eşit her şey. Yani dün bugün dünya ahiret diye densin diye cismaniyete dönüştürülmüş bir dönüşmüş hayattır. Bunu bir geri alırsan cismaniyeti aslı olan hayata dönüşürsen ne dün ne bugün ne doğma ne ölme yuhi ve yumit eşit olur. Dünya ve ahiret eşit olur. Zaman kalkıyor. Zaman kalkıyor. Ete kemiğe büründüğüm Yunus diye geliyorum. Evet gibi yani. Öyle aslında ete kemiğe büründüm yani öyle. Ben demişim ama neresi ben? Şimdiye kadar hep buraya ben diyordum. Mustafa dur bakalım. Bak ölüm nasıl kalkıyor dünyada. Abi şunu diyebilir miyiz? Yani şimdi güneşe misal verdin ya abi. Şimdi o zaman diyelim ki saydın o Arş, Kürs vesaire alemler var ya abi. Her biri bir güneş olmuş, sana vuruyor. Yani aleme tecelli eden hayat mertebeleri. İnsan da zuhur ediyor. Evet, doğru. Oysa buz suyun sıfatıdır. Bizimle suyun sıfatı olan buza muhatap oluyoruz. Bak biz suya muhatap olamıyoruz. Buz var çünkü. Yani şöyle düşünün, ömründe hiç su görmemiş. Bir adam buzun üzerine, her taraf buz. Ona nasıl anlatacağız suyu? Size de onun için zor anlatıyorum bu hayatı. Ömer abi. Hiç ömründe su görmemiş ama buzun üzerinde yaşıyor. Hiç su görmemiş. Allah aşkına bu buzdur ama sudur be adam. Manyak. Neresi su? Ne suyu kardeşim? İşte buz. Aha sana buz. Tan tan tan. Ne nasıl diyor adam? Şimdi nasıl anlatayım? Ya kardeşim sert olduğuna bakma bu. Bu mayidir. Karın bu buzun rengi var. Aslının rengi yok. Bunun bir tipi var. Bunun aslı olan suyun tipi yok. Bunun bir tadı var. Suyun bir tadı yok. Yani bunun aslı var ya su. Ayna gibidir. Kendini seyredersin. Allah kafayı mı yedi ya? Fesubhanallah. Kim gidip de geldi oradan ya? Öyle bir şey mi var? Nasıl anlatacaksın? Kardeşim bu buzdur ama buz. Sudur aslında. Nasıl anlatacaksın? Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu cabe insanlar. Bu cisimdir ama hayattır. Cisim hayatın sıfatıdır. Dışa vuruşudur. O zaman dünya nedir ki? Biraz da gideyim. Oysa buz suyun sıfatıdır. Bizimle suyun sıfatı olan buz da muhatap oluyor. Buz suyun sıfatıdır. Cisim de hayatın sıfatıdır. Cisim de hayatın sıfatıdır. Su buz sıfatından su, buz sıfatından buz makamından görülmesi. Yani su buzda gözüküyor. Yani suda bir şey var. Ya nasıl bir şey vallahi? Bak sana göstereyim. Çok acayip bir şey bu. Dolu olarak gösteriyorum. Kar olarak gösteriyorum. Buhar olarak gösteriyorum. Buz olarak gösteriyorum. Yani buz demek suyun farklı görünmesi demektir. İçindeki sıfatın dışa vuruşu. Aslında bu donma sıfatı olmasa donmaz. Suda donma sıfatı var. Ne varmış? Suda donma sıfatı var. Su donma özelliği olmasa. Öyle bir şey var değil mi? Civa herhalde donmuyor. Donmuyor. Donmasa, şimdi buzu nasıl anlatacağım sana? Yani bu, suya bu özellik verilmiş, donsun, kar olsun. Yani hayata da atom olsun, cismaniyet olsun diye denmiş. Zaten fizikte de öyle. E eşittir, enerji eşittir. Maddenin kütlesi çarpı ışık hızının karesi eşittir mc kare. Yani bu buzdolabındaki o donmuş şey var ya buzluk. Sudur ya. Ne suyu ya? Kardeşim yemekten çıkan buhardır. Yemeğin sıcak su, yemek sıcak mı yemekten çıkan buhar gitti yukarıda buz oldu. Başka ne var ya? Buz işte. Buz diye kafaya takma kardeşim şey buhar diye.
Yemeğin buharı sudur. Demek ki su çeşitli şekillerde bulunabiliyor mu? Bulunabiliyor. Hayatta böyle bulunabiliyor işte. Odun, taş, beden, cismaniyet bulunabiliyor. Aslında hayattır. Bunun üstünü yırttın mı tenteneli bir perde bu mevcuda. Ustad tenteneli perdedir diyor. Uzaktan bakınca Türk perdesi perde zannedersin. Git yanaş 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 yanaş. Yanaş 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 yanaş. Perde kalktı. Hani böyle derslerle yanaşıyoruz. Yanaşıyoruz. Yanaş şimdi düz. Yanaş 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 yanaş. Kalk. Hop delik oldu. Menfez oldu. Ustad acayip nerelere sokmuş. Senin diyor daire hayatın içindeki mamelikin içindeki cisim, ruh ve beden, bir de bunların içinde göz, akıl, dil, hayal koymuş. Nerenin içinde bunlar hepsi nerede? Daire hayatın içindeymiş. Cisim de bunun içindeymiş. Şu Risale'ye bak. Gidelim biraz daha. Bu derste ölüm meselenizi halledeceksiniz. Ölüm korkusu kalkar bu dersin %10'unu anlayan. Boyut farklılığıdır işte o kadar. Yani ölüm demek, bu dersten sonra şöyle anlayacaksın. Ölüm demek buz halinde suya dönüşmektir. Astımıza doğru seyahatin adıdır. Buz öldü. Buz öldü. Güneş vurdu, buz öldü. Ne demektir? Evet. Su oldu ya. Aslına geldi ya. Nizam öldü. Aslında öyle hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Ölmek hayatlanmak oluyor. Hayatın ta kendisi. Bak. Alem-i Ervah'tan Celal, Alem-i Ervah'tan Alem-i Şehadet'e geldik. Bu yönün adı, yukarıdan aşağı inmenin adı Yuhyi. Vefat anında aşağıdan aslımıza doğru çıkış var. Asla doğru çıkışa Yumit. Hangisi daha kaliteli? Buradan inme var, buradan çıkma var. Daha kaliteli hayata çıkıyorsun. Yumit daha yüksek kalitelidir. Ama Yuhyi olmasa Yumit olmayacağı için Yuhyi'ye muhtaç. Onun için ikisi de lazım. Ama ikisini farklı kılma. Sen doğduğun gibi, sevindiğin gibi ölümle de başka bir yere doğuyorsun. Ölüm aslında doğmaktır. Başka bir yere doğmanın adıdır. Çünkü çocuk anne karnında ölüyor, dünyaya diriliyor. İnsan ruhu alem-i ervahta ölüyor, alem-i şehadete doğuyor. Yani ayrılıyor demektir. Oradan ayrılması lazım ki buraya olsun. Buraya ayrılmadan o tarafa geçilmiyor. O zaman çocuk doğdu demek, anne karnında öldü demek. Yani çıktı demek. Yok. İşte ölüm bu. Biraz da gideyim. Çok sevişik. Hakikatinde ölüm yok yani. Yok. Küllü nefse zaykıfır. Bir seyahat devam ediyor. Seyahat can. Bir hayat, süreç. Hayatın dereceyi... Hayatın derecelerini fark etmek işte. Onun için hayatın... Aferin bakalım. En hayattan en kesif tecelli bak. Hayat. Hay. Muhi. Ondan sonra arş azam. Lef-i mahfuz. Bak iniyor. Arş. Cennet cehennem. Kürs, yedi kat sema, dünya. İşte bu hayat, bunların hepsini yüklenmesi lazım. Hepsi boyalanacak. Buradan bir şey aldı, buradan bir şey aldı, buradan bir şey aldı, buradan bir şey aldı, buradan bir şey aldı. Dağılacak bir şey kalmadı. Hadi geriye dön. O almasa nasıl anlatacaktın sen bunları? Hayatın her safhasını anlaması lazım. Onun için hayatın ta kendisidir ölüm. Aslına doğuştur. Yani viraj bitti, viraj aldı. Demek bu suya muhtaç. Buz suya muhtaç. Su buza muhtaç değil. Hayat bedene muhtaç değil. Beden hayata muhtaç. Ondan buz suyun sıfatı olur. Yani muhtaç kim ise o sıfattır. Muhtaç olmayan ise asıldır. Elektrik ampule muhtaç değil. Elektrik ampule muhtaç değil. Evet. Ampul elektriğe muhtaç. O zaman elektrik ceverdir. Ötekisi cisimdir. Işık cesettir. Şu anda ışık, şu andaki ışık cesettir.
Eletik asıldır, haydır, hayattır. Ama şu ışığa hayat, şu eletik diyemezsiniz. Eletin ışığa dönüşmüş hali. Eletik nura dönüşmüş. Eletik güce dönüşmüş. Eletik asansöre dönüşmüş. Eletik kaynak makinesine dönüşmüş. Yani ama eletik değil artık. Hani şu cismaniyettir, bunun aslı olan eletik ise hayattır. Nereye girerse onu çalıştırıyor. O misal daha. Hangi sen misal? Bu son misal çok güzel oldu abi. Hangi misal? Eletik. Eletik misali. Evet. Nereye girse orada hayat buluyor. Orada hayatın mertebesi oluyor. Mertebesi. Mesela aynı eletik. O zaman hoşuna gittiyse çapını genişleteyim. Eletik prizine buzdolabını tak. Klimayı tak. Eletik ocağını tak. Görmediğime inanmam tuttur adama. Kaynak makinesine. Fotokopi makinesine, bilgisayara, ampule, kırkanda ne kadar cihaz var? Ha, yani hepsine bak şu anda elektrik şu hale döndü. Ama kablonun içini yarın elektrik kabloyu bakın ışık göremez. Hiçbir şey yapamazsın. Elektrik her şeyin hakikati olduğu için hiçbir şeye benzemez. Allah da her şeyin hakikati olduğu için bir şeye benzemez. Onun için cevher gözükmez. Gözüken her şey sıfattır. Unutmayın. Cevherler gözükmez. Allah da her şeyin cevheri olduğu için gözükmüyor. Gözüken her şey sıfattır. Mesela ben olan ben gözükmez. Çünkü cevherdir. Bir şeyden muhtaç değil. Değil. Sıfatla asıl arasındaki belirleyen fark, yani sıfatla asıl arasındaki fark nedir? Yani dönüşümdür, yani değişebilmesidir. Nur. Nur bu, sıfat mıdır, asıl mıdır? Bu. Eletin sıfatıdır. Nereden biliyoruz? Eleti sökün alın, nur da yok. Ama nuru yok ederseniz eletik yok olmaz. Kablonun, yani şu kablonun içinde, şu duvarın kablonun içinde, ki kablo, eletik kablosunda nur yoktur. Yani ışık parlamıyor. O elektrik süpürge makinesi gitsin, hareket olur. Torna tezgahına güç olur. Kabloya bakın bakalım, öyle bir şey yok. Ses yok yani. Kulağını koyun işte kabloya. Cihaz sesleri gelmiyor. Burada da sana dönüş. Ha? Burada da sana dönüş. Ha bak bak, bu kameradan bana dönüşüyor. Şekli dönüştürüyor. Her şey biliyor. Hayat gibi. Acayip bir şey ya. Şimdi oradaki benim sıfatımdır. Ben ortadan kalkarsam o da yok olur. Ama o ortadan kalkarsa ben yok olmam. Onun için muhatap olduğumuz her şey sıfattır. Cevhere kafayı takacağız. Cevher hayattır. Peki sıfat nedir? Değişkendir. Dirilir, ölür, küçülür, büyür, yaşlı, beyazladı, siyahlaştı. Bunlara ne takılıyorsun ya? Dün, bugün, yarın, kadın, erkek, soğuk, sıcak, ya bırak ya. Alim, zalim. Ya öteki taraflarda böyle hepsi tek gözüküyor. Şu an şöyle diyeyim, daha bir şey vereyim. CD'de film çalıyor, film. Kötü bir film, iyi bir film. Yazılım itibariyle bilgisayardan anlayanınız var. Kötü filmin ve iyi filmin arkasına 0011 0011 1. Öyle değil mi? Öyle mi Hakan'ım? Yani o 1-1-0-0-1-1-1 böyle yazılır Ömer abi. 0-0-1-1-1-1 yazılır böyle. Yani doğru yanlış, doğru yanlış, yanlış yanlış doğru, doğru doğru doğru, yanlış 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 yanlış. 0-1. Artı eksi artı eksi artı 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 eksi eksi eksi. Ya böyle. Yani ama bilgisayarda bu bize adam koşuyor, balık tutuyor, yüzüyor, koşuyor, konuşuyor, ses geliyor, suret geliyor. Yani arkası böyle, ön taraf böyle. O zaman film nedir bu görüntü? Sıfatıdır. Ama asıl cevherdir. Yuhi, burası cismaniyet. Buzdan suyu çekince yok oluyorsa bu sıfatıdır, su asıldır.
Bu sıfattır, su asıldır. Onu buna al. Şuna al, eyvallah. Heh, Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Ağır mı geliyor Mehmet? Mehmet. Efendim abi. Nasıl geliyor? Anlıyor musun? Anlamaya çalışıyor abi. Tamam. Padişahım sen? Tamam. İyi. Buzdan suyu çekince yok oluyorsa bu sıfattır, su asıldır. Su sıfat, su sıfat, H2O asıl. Şimdi geri gidiyorum. Buz, sıfat, su, asıl. Su, sıfat, H2O, asıl. H2O sıfat, enerji, asıl. Enerji, sıfat, esir. Madde hayat, aynı hayat. Akıl cebeli, ruh cebeli. Yani böyle bir üzerine bindirilmiş boyuttur bu varlık. Bu cismaniyet de böyledir. Onun için rüya görüyorsun, hep buralarda ceyran ediyor. Yere gitme yok. Burada bütün 18 bin alemin haritası burada. Girersin. Şöyle bir misal vereyim. Navigasyonu bilmeyen var mı? Bir anlatayım mı yoksa navigasyonu? Navigasyonuna misal vereceğim. Biliniyor. Biliniyor değil mi? Navigasyonu bilmeyen yok ama çünkü onun üzerine bineceğim. Navigasyon, Ömer abi biliyorsun değil mi? Tamam eyvallah. Adresi yazdık. Tak 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 tak. O konuşmaya başladı. Sağa döneceksin. Haritayı çıkarttı, konuşuyor. Doğru mu? Şekillendi. Aslında bilmeyen adam der ki uydudan harita geldi zanneder. Hayır. Uydudan bu navigasyonun, yani uyduya bu yerin, bütün haritaların adresi var. Aynı numunesi benim navigasyonumda da var. Benim bulunduğum yer GPS uyduya bağlanınca lamba yanıyor nerede olduğumu. Lamba yanınca onun üzerindeki, altındaki lamba yanınca üzerindeki harita gözüküyor. Oradan harita gelmiyor. Oradan ne geliyor? Sinyal geliyor. Bulunduğum yerin ışığı yanıyor. Benim de navigasyonumda da harita olduğu için aşağıdan lamba yanınca üzerindeki harita gözüküyor. Uydu haşa, Allah'a misal veya hayat koyalım, konumuz o. Uydu hayat, navigasyon cismaniyet, beden, harita cismaniyet. İşte ben o hayat vurduğu zaman bendeki hakikatler, yazılar, sokak, cadde, her şey gözüküyor. Onunla bağlıyım. Onunla alakam kesilirse bu ne olur? Yok olur. Ama cahil adam, ilk defa gören adam, vay be. Allah Allah şu cihaza bak. Uydudan, uydu bağlantısı bilmeyen adam arabaya koydu Hakan. Koydu. Böyle bakıyoruz. Sağa dön. 200 metre sonra sağa çıkacaksın diyor. Şimdiden sağa geç. Dikkat et diyor. Veya daha ileri gidiyoruz. Bak sağdan çıkma. Soldan devam et. Hedefin 200 metre kaldı diyor. Şunu peki ne der şimdi 200 sene önceki bir adama bunu göstersek? 200 sene önceki adama ne der? İçine cin girmiş. İçine cin girdi veya şeytan girdi der ya. Allah Allah bu nasıl bir şey ya? Elini böyle yapıyor bir yere çarpmıyor. Böyle yapıyor bir yere, çarpmıyor. Tak tak. Ulan bir şey gelse elim çarpardı. Dalga bilmiyor ki. Bakıyor semaya yukarıya. Çıplak gözde hiçbir şey yok. Çıplak gözde uydu gözükür mü? Çanak anten. Çıplak gözle bakın içinde bir şey var mı? Olsa bir şey olur da un olur, toz olur, şeker olur. Çıplak gözle çanağın içine bakın. Yok. Çanağın baktığı yere bakın uyduya hiçbir şey yok. Ama çanağın kablosunu televizyona bakın Allah neler oynuyor. İnsan da aynı böyle işte. Televizyon kutudan kasıt bedendir. İçindeki program ruhtur. O çanağa bağlı olan kablo histir. Çanak anten insanın latife-i rabbaniyesidir. Uydu da Allah'a misal. Allah'tan emiyor. Ama çanağın içindekiler gözde gözükmediği gibi çanağın gördüğünü de sen bu gözde göremezsin. Çanak latife-i rabbaniye. Çanak uyduyu nasıl görüyorsa senin latife-i rabbaniye de Allah öyle görüyor. Yazıklar olsun deseler. Olan bir bu çanak teneke kadar siz uyduyu göremiyorsunuz dese ne dersin? Ulan bak bakalım uyduyu görebileceğini.
Yazıklar olsun sana ya. Bu gözde bir bunun gördüğünü göremiyorsun. Deseler, ya kardeşim bunun işlevi bu. Kulağın gördüğünü göz göremez ki. Allah Allah ya. Gözle bunu dik denilir mi? Kulakla bu yemeği bir yesene. Kardeş hepsinin ayrı bir şeyi var. İşlevi var. Devam edelim. Arkadaşlar. Burada bu cismaniyette bütün alem üzerine bindirilmiş. Yani bir elma düşünün. Elmanın üzerinde koku yok mu? Var. Renk kapatıyor mu onu? Yok. Şekli var. Latifeliği var. Kimyevi özelliği var. Hislerimiz var. Yani bak aynı şeyin üzerine hakikatler bindirilmiş, birbirini kapatmıyor. Hayat maddede hayatlanıyor. Yani evet. Tecelli ediyor. Aslında madde denilen şey de donmuş hayattır. Hayatın en donmuş odur. Biz şöyle zannediyoruz. Maddeye hayat girdi. Peki maddede nereden getirdin bu maddeyi? Burada madde var. Ha hayat geldi, ha canlandı. Peki daha bu hayat gelmeden önce bu madde nereden geldi? Hayattan yapılmış. Peki ağaç büyünce mi insan, ya şöyle diyeyim. İnsan büyünce mi hayatı büyür, yoksa hayatı büyünce mi ceset büyür? Bu mantığa göre. Hayat büyüdüğü zaman ceset büyür. Ceset büyümez kardeşim. Çünkü cesetin öyle bir özelliği yok. Hayatın büyüme özelliği var. Beşinci remizde anlatır. Hayat inbisat ve inkişaf eder. Hayatımız büyüdükçe ceset ona ait bir şekillenir. Yani gölgeye göre güneş değişmez. Güneşe göre gölge değişir. Ağaçlar büyüdüğü için hayatı büyümez. Allah hayatı büyütüyor. Ağaç da onun kalıbı oluyor. Hayat yaşlanır mı o zaman? Yaşlanınca... Evet. Neren yaşlı ki Mehmet abi? Sen bana yaşlı bir senelik hücreni gösterir misin? Neren abi 3 yaşlı? Tamam da 30 yaşındaki hücre yok. Ben de o aynı hareketi göstermiyor. Ama şimdi mesela diyelim ki cep telefonu kaç voltta şarj oluyor? 6 volt. Ampul 220. Yani aynı güç yoktur diye o elektrik değil midir? Elektrik olabilir de yani hayatla onu nasıl... Ha, şöyle yapalım. Aynı yani nasıl oluyor? Yaşlılık nedir bak. Bu 40 yaşına diyelim. 500 tane hücre var. 41 olunca 490'a iner. Yani seneler geçtikçe giren çıkan denge farklı olduğu için 33'e kadar vücuda giren fazla, çıkan az. 33'ten sonra giren az, çıkan çok olduğu için azalıyor, hücre azalıyor. Biz de öncekisini sonrakisine kıyas edince 27 yaş, 36 yaşında, 39 yaş. Aslında yaşlı hücre yoktur. Hayatın da yaşı yoktur. Peki orada... Çünkü mekan ve zamandan öncedir hayat. Yani şöyle hayat, diyeyim, ondan sonra söyleyeceğim. Hayatta değişiklik olmuyor mu? Hayatta değişiklik olmuyor. Hayatın içerisindeki hakikatler inkişaf ediyor. Nispi hakikatler. Mesela tecrübe dedik ya. Mesela sen içeride ne dedin Celal'le beraber? Esnaflık ayrı bir tecrübedir. Vesaire. Bütün esnafları tartalım 60 kilo. O nedir? Esnaflık demek... sıfattır. Yani nispi hakikattır. Kıyas edilerek öğrenilen bir hakikattır. Atom gibi vücudu böyle ayrıcısı yok. Yaşlılık şöyledir. Daha önce simamı kıyas ediyorum aynada. Biraz da kıyas ediyorum. 37 yaşında diyoruz. 39 yaşında. 40 yaşında. 45 yaşında. Kıyas. Dememizin sebebi kıyaslarla biz öğrenmişiz bunu. Aslında yaş... Eğer hiç kimse yok, biz sen varsın, yaş ne olduğunu bilemezsin. Abi her şey öyle değil mi? Renk evet. De öyle, koku da öyle. Her şey. Öyle. Nefret öyle, nefret koku. Öyle, mesela şey. Diyelim ki, sevgi soruyorum, öyle. Karanlık yok, aydınlığın içindesin. Aydınlığı bilebilir misin? Bir şeyi derecelendiren içlerine zıttını girmesidir. Allah'ın için sonsuz kudret sahibidir? Çünkü Allah'ın içerisinde acizlik yok. O zaman acizlik olmayınca kudrette derece yok. Kudrette derece yok demek sonsuz demektir. Şöyle diyeyim. Bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi bak masaya benzemiyor. Ben yaptım ama bana mı benziyor? Masadan da önceyim.
Masadan da önceyim. Ve masaya benzemez. Zamanı ve mekanı yapan Allah da zamandan ve mekandan öncedir. Zamandan ve mekandan önce olunca zamanı yoktur. Zamanı yapanın zamanı yoktur. Zamanı olmayanın başı olmaz. Başı olmayanın da başlatanı olmaz. Devam edeyim. Atlıyorum biliyor musunuz? Peki şeye de cevap vermiş oldum, onu atlamayayım. Allah'ın nuru semavati vel ard. Mesela hükemi kat ila ahir devam edeyim. Allah'ın nuru sema ve arzın ve içindeki her şeyin Allah nurudur. Ne demek? Desem ki buz gibi gözüküyor ama sudur. Yani su buzun neresindedir? Her yerinde. İçinde değildir. İçinde, dışında, altında. Su buzun neresindeyse Esma-i Hüsna da varlığın orasındadır. Esma ile cisim arasındaki anlayışımızı düzeltelim Mehmet abi. Bak abi bir de söyleyeyim. Oturdu. Buzun neresinde su varsa, yani buza göre su neyse, Allah'a da Allah'ın esmasına göre de böyledir. Buzdan suyu çıkartın, bunlardan da esmayı çıkartın. Öyle olur. Esmanın donmuş hali. Çekil aradan. Zahir olsun yaradan. Şimdi oldu. O zaman Allah'ın nuru semavati vel ard. Allah'ın nuru semavarzın her şeyin nurudur. Demek nurundan yapılmıştır. Çektiğin anda, buzdan suyu çektiğin zaman ne olursa. Allah'ın nuru semavati da bu. Yok olana kadar her şey hayattadır o zaman. Evet. Çekti mi yok? Çektiğin kimse yok. Elektrik kesildi. Nur nereye gitti? Çekildi. Ama o zaman ceset yine öldükten sonra da hayattadır. Tabii canım. Tabii hep hayattadır. Hayatiyet mertebesi değişiyor beden. Gidiyor hücrelere dönüşüyor. Elementi gidiyor karıncalara vesaire. Hayat hakikati devam ediyor. Ama benim buradaki zuhuratım değişti. Ben artık gömleğim eskidi. Tak tak çıkarıyorum, atıyorum, yeni bir şey giyiyorum. Ama ben hala benim. Bak ne kadar sima değiştim. Kaç defa değiştim? Yükseltmeyelim değil mi? 20. 20 diyelim başımız. 20. Değmez. Yani. 20 yaş. 40 defa değişmiş. Ya. Değişen ben değil. Değiştiren ben. Evet, evet. Aslında değiştiren benim. Ne ile? Zihniyetimizde değişiklik var. Çocuk için değişiklik var mı? Sığır için değişiklik var mı? Sığır aynaya koysan mı? Arkadaşlar, giren çıkan aralık, yani dünya kıyas yeridir. Mukayese, her şey böyle. Mutlak cevher yok. Mutlak hayır da yok. Mutlak hayır şöyle bir şey var. O realitede yok da imandır mesela mutlak hayır. Mutlak hayır, yani cevher. Diğerleri nispidir. Güzellik, soğuk, sıcak, insan, cemiyet, devlet, millet, siyaset, adam, esnaf, her şey nispidir. Demek buhar, nem, buz gibi sıfatlar suyun içinde gizli şartları gelince sıfat öne çıkıyor. Yani buz, buhar, nem, kar, dolu. Bu şey suyun sıfatıdır, nerededir? İçindedir. Mesela suyun kaldırma kuvveti. Odunu kaldırıyor. Kim kaldırıyor? Su. Suyun gözükmüyor eli ayağı. İçinde o kaldırma kuvveti. O zaman kaldırma kuvveti suyun sıfatıdır. İşte burada bir ehli fen şaşırıyor da tabiata sapıyor. Tahta suda yüzer. Taş suda batar. Peki nedir bu? Suyun kaldırma kanunu. Suyun kaldırma kanunu dedik de şu. Tahtanın özgür ağırlığı ile suyun özgür ağırlığı arasındaki farktan ortaya çıkan şeydir. O zaman tahtanın sıfatı ile suyun sıfatı karşılaştırması. İşte hayat da böyle cisim hayattan yapılmış. Cisim hayattan yapılmış. Bu suda yapıldığı gibi. Hayatın bir sıfatıdır cisim. Cisim hayatın sıfatıdır. Cisim. Bu cisim değil, bedendir.
Cismi anlatayım size. Keşke o yansıtıcıyı getirsem ama hayal edin ne olur. Abime kusura bakmasın. Zor bir derse geldi de zorlanıyor ama her dersiniz böyle değil sevgili abim benim. Yani bu şey insanı yorumlama bir ders yani kendimiz böyle. Bu bedende kimler oturuyoruz? Binanın içinde kim oturduğu gibi. Şimdi ben şeye bir gideyim. Aşağıdan yukarıya bir çıkayım. Ne diyecektim? Ha şu beni gördüğünüz zaman hücre itibariyle ben beden. Onunla alakası olmayan ama aslı olan cisim. Soğan kabuğundan içeri gidiyor. Beden. Gir içeriye. Cisim. Tamam. Cisim. Gir içeriye. Cismi demeyeyim de. Beden. Enerji. Esir. Madde hayat. Buraya kadar her şeyin adı, her şeyin bütünün ismi cisim denilir. Yani cismin ölü tarafı, ölü de var. Mesela bak bir de söylüyorum. Şu tahta, tahtadan arkaya gidiyorum. Tahta, gir aslına enerji, gir aslına esir, gir aslına maddi hayat. Abdurrahman şey yaptım dedin ya hoşuma gider bu ders diye. İyi din. Cismaniyet nedir? Cenneti de içine alan o haritayı düşünün. Arşın altında cennet cehennem var. Cennet cehennem dahil ondan aşağıya bu alem-i şehadette kadar gelen var olan bütün alemlere cismaniyet denilir. Ama cismi latif, cismi hayat, cismi şuur. Yani cisim denilen şey atom değildir. Hayattan sonraki tecellilerin tümü, tümü cismaniyet. Evet. Yukarıdan aşağı ineyim bir daha yapayım. Allah varken hiçbir şey yok. Nur-u Muhammed'i. Oradan arş-ı azam yaratıldı. İn aşağıya lef-i mahfuz. İn aşağıya hayat. Şey arş. Hayatın perdesiz tecelli ettiği yer burası. Bu arşın altında Mustafa cennet cehennem var. Torbana koy. Cennet cehennem. Koy torbana. İn aşağıya. Şeyi kürsü koy. Koy torbana. Lef-i mahfi ispatı koy. Koy. Yedi kat semayı koy. Alem-i şehadeti koy. Ana krokileri çiziyorum detayı gibi. Koy. Hepsini karıştır. Hepsinin adına verilen şey cismani. Ama cismi latif, cismi hayat. O zaten öyle diyordu. Daire-i hayat. Bir de şey diyor. Güzel bir tabir kullanıyor. Tezgah. Hayat tezgahı diyor. Tezgah. Yani cismi hayat, cismi latif, cismi nurani, cismi insani, cismi hayvani. Yani cennette diyor, ruhani olsa olmaz mı? Niçin diyor, cisim var diyor. Cismaniyet var diyor. Hatırladınız mı? 498 sözde. 28 sözde. Cennette cismaniyet var. Onun için cismaniyetin hududu oradan başlıyor. O tabirden dolayı. Niçin cismaniyet var diyor cennette? Ha cismaniyet oradan başlıyor. Arş, o cennetin ve cennet cehennem, onun üstü arş. Onun üstü lef-i mahfuz, üstü arş-ı azam, onun üstü kab-ı kavsen, onun üstü nur-u Muhammed, ondan sonra vacib bir vücut. Yani cismaniyetin itibariyle dediğiniz zaman tüm bu orayı evet. Tefekkürlememiz gerekiyor. Evet. Burası, bu nedir? Bedendir. Cismaniyetin en kesif yönü. Onun için cismaniyetten çık diyor. Kalp ve ruhun derece hayatına gir diyor. Ve tahayyül ettiğin geniş daireden daha büyük bir daireyi orada bulacaksın. Orada bulursun. Ya böyle tefekkür edeceksin. Niye çok tekrar ediyorum bazı böyle derslerimizi? Arkadaşlar kaya, Karadeniz'in kayası serttir. Karadeniz'de su yumuşaktır, su. Vura vura, Karadeniz'in kayaları sert olduğu için oraya mesela veriyorum. Vura vura, vura vura o sert kaya uyuyor mu? Uyuyor. Bu ders yapa yapa, yapa yapa, yapa yapa, yapa yapa oyacak bizi. Ya anlayacaksın, ya anlayacaksın. Anlamayacaksın yok. Bu dersi ya anlayacaksın Mehdi abi, ya anlayacaksın.
Anlamayacaksın yok. Yapa yapa, ya bu adam manyağın birisi geldi gene bu nerede bahsediyor bana delinin birisi, şizofreni de. Yapa yapa, yapa yapa ben bunu düşüne düşüne düşüneceksin. Yani bir şey tekrar edilirse yumuşak olan serti oyuyor. Ben yapamam, anlamam diye derse oturursanız anlamazsınız. Çünkü kendini bloke ediyorsun. Bak bunun delisi olmadıktan sonra velisi olamazsın. Adam belediye şoförü, tamam İETT şoförü. Eskide olmuş da şimdi de öyle. Her binen binmiş şeyden, Aksaray'dan soruyormuş. Bak tabela yazıyor ya, arabanın önünde yazıyor. Aksaray Topkapı. Yanda da yazıyor. Şoföre tam binerken diyor ki Topkapı mı? Topkapı. Ve arkasındaki de duyduğu halde tekrar şoför bey Topkapı mı? Topkapı. Biniyor ya. Topkapı mı? Topkapı. Topkapı mı? Topkapı. Topkapı mı? Topkapı. Artık senelerce adam dengeyi bozmuş. Gitmiş arabayı kullanırken sistem girmiş. Birbirine girmiş. El frene çekmiş caddede Topkapı, 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 Topkapı. Biz de hayat. İnan olmuş. Bizim o da hayatın bizim kardeşim babası var. Bizim kardeş Allah rahmet etsin bunu yapan adam öldü. Hem de ders ortasında öldü. Evet, ders. Ha yok, ders bitti çay faslı. Yusuf'un da babası. Kendi evinde ders oluyordu. Kendi evinde ders oluyordu. O işte kafayı ona semekli yaptılar. El freni çekmiş. Topkapı, 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 Topkapı. Yolcular içinde. Biz de öyle. Hayat, 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 hayat diyeceğiz. Ya oynatacağız, ya oynatacağız. Ya oynatacağız, ya oynatacağız. Burası, burası değil. Biz buralı değiliz. Aldanmayalım. En iyisi içelim. Ölmeyeceğimizi anladık yani. Evet, ölüm ölüm yok kardeş. Tebdili mekan, tahvili vücut. Bedenden cismaniyete geçiyorsun kardeşim. Allah'ını sever. Buz iken su oldu. Götü götü mü oldu? Öyle bir şey yok. Yok. Abi burada şimdi daire hayat dediğin zaman bu cismaniyetin serverini mi anlayacağız? Daire hayat nedir? Daire hayat. 26. sayfadan okudum sözlerde. Bir daha okumak ne diyor? Senin daire hayatın içindeki memalikin. O memalikin içindeki cisim, ruh ve kalbin diye devam ediyor. Daire hayatı sayayım. Şuradan mı sayayım? Yani, daire hayat neresidir diye. Bir anlatayım burayı. Tamam abi. Buz. En kesim. Gir içeri. Su. H2O. Enerji. Esir. Maddi hayat. Aynı hayat. Maddi hayat. Daire hayat. Burası. Ha, bu daire hayatın içindeki cismaniyet, ruhun ve kalbin diyor. Bir de cisim, ruh ve kalbin içinde göz var, dil var, akıl var, hayal varmış. Yani oraya daire hayat dediğin zaman, mahlukiyet tarafı, mahiyet hayat dediği zaman... Öteki taraf. Öbür taraf. Evet. Daire hayat denilen şey, bu saymış olduğu makamların tümü. Hayatın daireleri, hayatın zuhuratları, hayatın hakikatleri, buz, su, H2O. Nedir o? Suyun hakikatleri, suyun daireleri. Şöyle diyeyim. Buz, su, kar, nem, dolu, buhar. Bu nedir? Suyun dairesi. Daire-i su. Yani suyun sıfatları, hayatın zuhuratları, hayatın mertebeleri, hayatın hakikatleri. Ne dersen de işte bu işte. Bu. Ama aynı yerdeler. Saymış oldum çıkmadım. Buz, su. Nerede? Aynı yerde. H2O suyun neresinde? Orada. Bak buz, su, H2O aynı yerde. Enerji aynı yerde. Esir aynı yerde. Maddi hayat aynı yerde. Hep aynı yerdedir. Hakikat farklılığından biz hepsini biz göremiyoruz. Aslında her şey var burada. Öfke var o Ömer abisinde. Gadab merhamet var, o var, şu var. 18 bin alem var ama sen tek bir tane ceket pantolonlarsın. Sen hangisi sensin bilmiyoruz. O hadiselerle ortaya çıkıyor sıfatın.
Bunda da öyle. Soğuk olunca buz oluyor. Sıcak olunca buhar oluyor. Diş etkenlerle bu etkileniyor. Buna güneş vurunca buhar oluyor. Gidiyor dağlara kar oluyor. Soğuk olunca hiçbir yere gitmiyor, orada kalıyor. Derse gitmeyen adam da böyle buz gibi oluyor. Derse giden adam nuru iman ile buharlaşıyor, başka yerlere abu hayat oluyor. O alemlere geçiyor. Zaman markası da oradan mı çıkıyor abi? Zaman nerede biliyor musun? Zaman şurada bak. Buz, su, H2O, enerji, esir. Zaman buradan başlıyor. Zaman mahluktur. Dehr. Denizli, Edirne, Hatay, Dehr, Rize. Yani Dehr esmasının tecellisidir. Zaman ne yapar biliyor musunuz? Zamanla şey arasında, mekan arasındaki farkı söyleyeyim. Mekan önü var, arkası var, alt, üst. Zamanın ise dünü, bugünü ve şimdiki zamanı. Yani zamanı, der esmayı bu mevcudattan çıkar, herkes böyle kalır. Hiç kimse kıpırdayamaz. Baba olmaz, ana olmaz, doğan yok, doğuran yok, dün yok, yarın yok. Her şey olduğu gibi olur. Hareketlendiren, değiştiren zamandır. Zaman hareketin levnidir. Sanki hareketin elektriğidir. Zamanı çıkarırsanız baba olur, ana da olmaz, çocuk olmaz, dün olmaz, yarın olmaz, soğuk olmaz. Hepsi aynı olur, sabit. Kıpırdama. Zamanı bir soktuk, herkes oynuyor. Tak 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 tak, şık şık. Peki biraz ağır oldu gibi geldi. Bunu hazmedene kadar demek ki burada bütün alem varmış. Vâhırda vâhum en ilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fâtiha. Temâ selavâ.